bugünkü konumuz diş üreme sistemi. Diş üreme sisteminin görevlerine değinelim arkadaşlar. Diş üreme sistemi dişi gametleri oluşturur, eşey hormonlarını üretir, döllenme ve fetüsün gelişimi için ortam sağlar. Diş üreme sistemine baktığımız zaman 4 bölümden oluştuğunu görürüz arkadaşlar. İlk bölüm yumurtalıklar, yani ovariumlar. İkinci bölüm yumurta kanalları, fallopi tüpleri. Üçüncü bölüm rahim, yani uterus. Dördüncü bölüm rahim ağzı, serviks ve vajinadan oluşuyor arkadaşlar. İlk bölümümüze bakalım. Yumurtalıklar, yani ovaryum, dişi bireylerin her birinde çiftler halinde bulunuyor. Karın boşluğunun hemen altında bulunuyorlar arkadaşlar. Biri sağda, diğeri ise solda bulunuyor. Yumurtalıklar foliküllerle dolu ve her bir folikülde birincil oosit adı verilen kısmen gelişmiş yumurta hücreleri ve destek hücreleri var. Destek hücreleri yumurtanın oluşumu ve gelişimi sırasında yumurtayı besleyecek ve koruyacak. Foliküller arkadaşlar, bir kız çocuğu yumurtalıklarında 300 bin kadar folikülle dünyaya geliyor. Bu foliküller birincil oositleri bulunduruyor arkadaşlar. Bu birincil oositler mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde bekliyorlar. Ergenlik çağından sonra ancak foliküllerin 500 kadarı canlı kalıyor arkadaşlar. Diğer foliküller ise parçalanır ve geri emiliyor. Birincil oositler dişi eşeysel olgunluğa erişinceye kadar ovaryumlardaki foliküller de bekliyor. Ergenlikle beraber her adet döneminde genellikle bir folikül gelişerek arkadaşlar ikincil oosit halindeki yumurta serbest kalıyor. Metafaz 2'de bekliyor ikincil oositler. Folikül hücreleri arkadaşlar östrojen hormonu salgılar. Östrojen hormonu dişilere ait özelliklerin açığa çıkmasını sağlayacak. İkinci yapımız yumurta kanalı, yani fallopi tüpü. Yumurtalıklarla döl yatağı arasında bulunuyor arkadaşlar. Yumurtayı döl yatağına taşır. İç yüzeyi bunun için özelleşerek titrek sillerle örtülmüştür. Yumurtalıkta oluşan yumurta kanalına, yani fallopi tüpüne ulaştığı zaman sillerin ve sıvının hareketiyle tüpün içinde yönlendiriliyor. Böylece rahime doğru ilerler. Yumurta fallopi tüpüne canlı bir spermle karşılaşırsa arkadaşlar döllenme olur ve zigot oluşumu gerçekleşir. Yumurta kanalı boyunca ilerleyen zigot arkadaşlar ilk mitoz bölünmelerini burada geçiriyor. Yani ilk mitoz bölünmeler fallopi tüpünde meydana geliyor. Blastula evresindeki embriyon oluşumu da burada gerçekleşiyor. Döllenme, tekrar vurgulayalım, fallopi tüpünde, yani yumurta kanalında gerçekleşir. Bakın burada arkadaşlar ovaryumları görüyorsunuz. Ovaryum, yani yumurtalıklar, uterus, rahim, bir de vajina var. Vajina dişi üreme sisteminin dışarıya açılan bölümü. Burada aynı zamanda da sperm üretimi sırasında, hani peniste bulunan spermlerin de dişi üreme sistemine aktarılması sağlanacak. Fallopi tüpünün Türkçesi arkadaşlar yumurta kanalı. Aslında döllenme nerede oluyor? Fallopi tüpünde oluyor. Devam edelim. 3 numaralı yapımız döl yatağı, yani uterus. Karın bölgesinin altında bulunan esnek ve kaslı bir yapıdır. Arkadaşlar uterus düz kasa sahiptir. Onu da belirtelim, yani istemsiz kasılır. Embriyo doğuma kadar burada gelişiyor. İç kısmı mukus salgılayan ve bol kan damarı taşıyan endometriyum tabakasıyla kaplı. Endometriyumun kanallığı adet döngüsüne göre değişiyor arkadaşlar. Döllenmeden 6-7 gün sonra embriyo endometriyum dokusunun içerisine gömülüyor. Bu olaya implantasyon adını veriyoruz arkadaşlar. Embriyo gelişiminin ilk 2 ile 4 haftasında endometriyumdan, sonra plasentadan besleniyor arkadaşlar. Bunu da bilelim kısmına bakıyoruz. Embriyonun döl yatağı, yani uterus dışında başka bir bölgeye tutunup gelişmesine dış gebelik adını veriyoruz. Bu da genel kültür olarak bilmemiz gereken bir yapı. Şimdi vajinadan bahsedelim arkadaşlar. Vajina ve serviks, diş üreme sisteminin dışa açılan açıklığına vajina deniliyor. Kaslı ve esnek bir yapıda olan vajina, spermin dişi vücuduna bırakıldığı yer. Vajina aynı zamanda döllenmemiş yumurtanın atılması, spermlerin dişi vücuduna bırakılması ve doğum olaylarının da gerçekleşmesini sağlayacak. Vajinayı döl yatağına bağlayan bölge ise serviks, yani rahim ağzı adını veriyoruz arkadaşlar. Döllenme gerçekleşmezse, yani ikincil oosit metafaz 2 evresinde bir sperm tarafından döllenmezse, endometriyumun iç çeperi bir miktar doku sarısıyla kanla birlikte vajinadan atılır. Bu olaya menstruasyon, yani adet kanaması deniliyor arkadaşlar. Örneğimizle devam edelim.
Diş üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Dişi gametleri üretir doğru, eşey hormonlarını üretir doğru. Mesela östrojen hormonunun üretiminden sorumludur. Dişi gametin beslenmesini sağlar doğru, destek hücreleri vesaire. Döllenme ve fetüsün gelişimi için ortam sağlar. Evet, uterusun görevidir. Döllenmemiş yumurtaları parçalar. Hayır, döllenmemiş yumurtaları parçalamak dişi üreme sisteminin görevi değildir. İkinci sorumuz, dişi üreme sistemindeki yapılarla ilgili hangileri doğrudur? Ovaryumdaki foliküller profaz bir evresinde bekleyen birincil oositleri bulundurur. Doğru bir ifade. Ovaryumdan fallopi tüpüne atılan ikincil oositler metafaz 2 evresindedir. Doğru, döllenmeye hazırdır. Döllenme sonucu oluşan zigot ilk mitoz bölünmelerini uteruste gerçekleştirir demiş. Hayır, yumurta kanalı olan fallopi tüpünde gerçekleştirir. Dolayısıyla doğru olan cevabımız 1 ve 2 olmalı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oogenez, yani yumurta oluşumundan bahsedeceğiz. Dişi üreme organı olan yumurtalıklarda yumurta hücresi oluşumuna oogenez diyoruz. Oogenez kız çocukları embriyonik dönemdeyken başlıyor. Mayozla başlayan hücreler mayozun profaz bir evresinde bekliyor. Bu evredeki hücreye ne diyoruz? Birincil oosit diyoruz. Kız çocukları ovaryumlarında yaklaşık 2 milyon birincil oositle doğuyorlar arkadaşlar. Dişi birey ergenlik dönemine erişince hipofizden salgılanan folikül uyarıcı hormonun etkisiyle her ay birincil oositlerden birkaçı büyümeye ve gelişmeye başlıyor. Şimdi döngümüze bakalım. Döngü ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Embriyo döneminde ve ergenlik sonrası dönemde gerçekleşen olaylar olmak üzere. Embriyo dönemine bakarsanız arkadaşlar, oogonyumlar ikiyen kromozomlu mitoz bölünmelerle sayılarını çoğaltıyorlar. Sonrasında bu oogonyumlar gördüğünüz gibi yine ikiyen kromozomlu. Sonrasında bu oogonyumlar replikasyonu geçirerek birincil oositleri oluşturuyorlar. Embriyo döneminde her birimiz dişi bireyler. Yaklaşık 2 milyon birincil oositle doğuyoruz. Sonrasında bu birincil oositler arkadaşlar mayoz 1 geçiriyorlar. Birinci kutup hücresi ve ikinci oosit oluşturuyorlar. Sonrasında bu kutup hücrelerinin sitoplazmaları az olduğu için bunlar ölüyorlar arkadaşlar. Mayoz 2'ye geldiğimiz zaman mayoz 2'de de ikinci oositler mayoz 2 geçirdikten sonra burada yine bir oosite dönüşüm söz konusu. Sonrasında da bakın bir ootit, yani döllenmemiş yumurta oluşumu gerçekleşebiliyor. Burada ootit aslında döllenmiş yumurta olarak adlandırılabilir. Çünkü burada mayoz 2'de bekleyen, mayoz 2'nin metafaz 2'sinde bekleyen ikincil oosit bir N kromozomlu sperm tarafından döllenmiş. Menstruasyon döngüsünde arkadaşlar her ay bir folikülün birincil oositi mayoz 1'i tamamlıyor. Oluşan hücrelerden küçük ve sitoplazması az olana birinci kutup hücresi deniliyor. Büyük ve sitoplazması bol olana ise ikincil oosit deniliyor. İkincil oosit mayoz 2'ye başlıyor fakat metafaz 2 evresinde bekliyor. Bu dönemde folikül kesesi yırtılıp açılınca ikincil oosit serbest kalır. Bu olaya ovülasyon, yani yumurtlama diyoruz arkadaşlar. Eğer ikincil oosit bir sperm tarafından döllenirse yumurta kanalında mayoz 2 tamamlanır. Yani fallopi tüpünde mayoz 2 tamamlanır. Mayoz 2'de ikincil oositin bölünmesiyle iki hücre oluşur diyoruz. Bakın yine embriyo dönemi ve ergenlik sonrası dönemin şemasını görüyorsunuz. Bu bölünmede de arkadaşlar hücrelere kromozomlar eşit olarak dağılmasına rağmen sitoplazma eşit olarak dağıtılmıyor. Oluşan hücrelerden büyük ve sitoplazması bol olan hücreye ootit, küçük ve sitoplazması az olan hücreye ise ikincil kutup hücresi adını veriyoruz. Bunu da bilelim kısmına bakalım. Birinci ve ikinci kutup hücreleri işlevsizdir. Bir süre sonra canlılıklarını ne yapıyorlar? Kaybediyorlar. Evet. Anahtar bilgiyle devam edelim. Birincil oositler kız çocuğu anne karnındayken oluşur. İkincil oositler ovaryumda oluşur. Ootit ise fallopi tüpünde oluşur. Zaten ootit demek döllenmiş yumurta demek. Dolayısıyla döllenme de fallopi tüpünde, yani yumurta kanalında gerçekleşiyor. Yumurta üretimi farklı bölgelerde, farklı yaşlarda durur. Bu olaya menopoz diyoruz. Hatırlayın. Erkeklerdeki erkek üreme hücrelerinin üretiminin durmasına da antropoz diyorduk. O 70'li yaşlardan sonra duruyordu. Kadınlarda bu durum biraz daha yaş anlamında daha erken gerçekleşiyor. Bölgeye göre değişmekle beraber 45 ile 51 yaşları arasında bireylerin menopoza girdiğini söyleyebiliriz. Evet, şimdi
Yumurtanın yapısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Diş üreme sistemine ait bir yapıdan bahsediyoruz. Memeli yumurta zarını çevreleyen örtüye zona pelüsü de diyoruz. Bu zar türe özgü bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Yani insandaki yumurta hücrelerindeki zona pelüsü de yapısıyla hayvandaki zona pelüsü de yapısı aynı değil. Bunun sayesinde zona pelüsü'nün sayesinde her türün kendi spermiyle döllenmesi sağlanmış olur. Yapısına baktığımız zaman dışta folikül hücrelerini, İç kısmında yumurtanın, zona pelüsü'da en iç kısmındaysa yumurta zarının olduğunu görüyoruz. Eğer sperm buraya gelip yumurta zarını erittikten sonra içeri girerse arkadaşlar zona pelüsü'da sertleşiyor. Bunun sebebi şudur, yumurtanın içerisine başka bir spermin girişini önlemektir. Bakın kendine ait çekirdeği ve sitoplazması olduğunu da görüyorsunuz. Evet, burada embriyoda ve ergenlikten sonra gerçekleşen iki tane durum var arkadaşlar. Ovaryumda yani yumurtalıkta gerçekleşen olaylara bakalım. Mitoz bölünmelerle oogonyumlar birincil oosite dönüşüyor ve burada profaz 1'de durduğunu görüyorsunuz. Fallopi tüpüne geldiği zaman arkadaşlar burada oluşan birincil oosit mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz 1 geçiriyor. İkincil oosit metafaz 2'de duruyor. Sonrasında eğer burada bunun dışında tabii bir de birincil kutup hücresinin oluşumu söz konusu. Metafaz 2 de burada beklerken eğer bir sperm tarafından döllenirse arkadaşlar döllenmiş yumurta dediğimiz ootit oluşuyor. İşte bu olay da Fallopi tüpünde gerçekleşiyor. Birinci ve ikinci kutup hücreleri arkadaşlar biliyorsunuz sitoplazması az olan küçük hücreler. Bu hücreler belli bir süre sonra yaşamsal faaliyetlerini kaybediyorlar ve ölüyorlar. Evet, diş üreme sistemi ile ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. Nerelerde olduklarını yazacağız. Oogonyumların DNA'larındaki replikasyonun nerede olduğunu sormuş. Arkadaşlar bu olay kız çocuğunda anne karnındayken ovaryumda yani yumurtalıkta gerçekleşiyor. İkinci olaya bakarsanız birincil oositin mayoz 1'i tamamlaması bu olay arkadaşlar ovaryumda bulunan foliküllerin ergenlikle beraber gelişmesi sonucu oluşur. Üçüncü, ikinci oositin mayoz 2'yi tamamlaması Fallopi tüpünde yani yumurta kanalında ilerleyen ikincil oositin spermle döllenmesi sonucu oluşur diyoruz. Gerçekleştikleri yerler ve gerçekleşme dönemlerini bilmemiz önemli. Etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Aşağıda oogenez sırasında oluşan hücreler verilmiştir. Bu hücrelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Diploid yani iki en kromozomlu olanlar oogonyum ve birincil oosit. Haploid olanlar arkadaşlar ootit, ikincil oosit, birinci kutup hücresi ve ikinci kutup hücresi. Embriyonik dönemde üretilenler oogonyum ve birincil oositler. Ergenlikten sonra üretilenler ootit, ikincil oosit, birinci kutup hücresi ve ikinci kutup hücresi. Ovaryumda yani yumurtalıkta oluşanlar oogonyum, birincil oosit, ikincil oosit ve birinci kutup hücresi. Fallopi tüpünde oluşanlar yani döllenme yeteneğiyle beraber oluşanlar ootit ve ikincil kutup hücresinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, menstrual döngüyle devam ediyoruz. Menstrual döngünün evreleri ve hormonal kontrolüne bakacağız. Diş üreme sisteminde yumurtanın oluşumundan atılmasına kadar geçen süreçte yumurtalıkta ve döl yatağında gerçekleşen belirli değişimlere menstrual döngü adını veriyoruz arkadaşlar. Bu döngü genelde 28 günlük periyotlar halinde olsa da süresi bir dişide farklılık gösterebildiği gibi dişiler arasında da farklı olabilir. İnsanlarda yaşadığı bölgelere göre farklı yaşlarda başlayıp farklı yaşlarda sonlanıyor. Menstrual döngüye baktığımız zaman arkadaşlar ilk evremizin folikül evresi olduğunu görebiliriz. Burada bir kodlama verebilirim. Fogman şeklinde kodlayabilirsiniz. İlk evremiz folikül evresi. Ovaryumda
vücudumuzda bulunan foliküllerden genelde bir tanesinin gelişerek ikinci oosit oluşumuna kadar geçen süreye diyoruz. Ergenlik döneminden sonra hipotalamustaki salgı yapan sinir hücreleri GnRH hormonu salgılıyor. GnRH ile uyarılan hipofiz bezi FSH ve LH salgılıyor. Bu hormonların etkisiyle ovaryumdaki foliküllerden birkaçı uyarılır. Uyarılan foliküllerden bir tanesi gelişimini tamamlarken diğerleri parçalanıyor arkadaşlar. Foliküldeki profaz 1 evresinde bekleyen birincil oosit mayoz 1'i tamamlayıp neye dönüşüyor arkadaşlar? İkincil oosite dönüşüyor. Uyarılan foliküllerden de östrojen hormonu salgılanıyor. Gelişen folikülden salgılanan östrojen, uterusun iç duvarındaki hücrelerde mitozu hızlandırarak bir önceki döngüde yıpranan endometriyum dokusunun onarılmasını sağlayacak. İnce ses, süt bezi gelişimi gibi ikincil dişi cinsiyet karakterlerinin oluşumunu sağlayacak. Aynı zamanda hipofizin FSH salgılamasını önleyecek. Bu sayede döngü tamamlanana kadar yeni yumurta oluşumu engellenmiş olacak. Folikül evresi arkadaşlar yaklaşık 10-14 gün sürer diyoruz. Ovülasyon evresi, ovaryumdaki folikülün yırtılması sonucu ikinci oositin ovaryumdan fallopi tüpüne atıldığı evredir. Yani yumurtlama evresi. Kandaki östrojen salgısı maksimuma çıktığında hipofiz LH salgılar. Ovaryumdaki gelişen folikülün çatlamasını sağlayan LH, metafaz 2 evresinde bekleyen ikinci oositin ovaryumdan atılmasına neden oluyor. Buna ovülasyon yani yumurtlama diyoruz. Arkadaşlar bu sırada vücut sıcaklığı artıyor, terlemeler meydana gelebiliyor. Bu yaklaşık 1-2 gün sürüyor. Menstrual döngünün 14. gününe denk gelir. Gebelik şansı oldukça yüksektir. Ovaryumdan atılan ikinci oosit yumurta kanalına geçer ve spermle karşılaşırsa döllenme gerçekleşir. Bakın burada yumurta kanalı yani fallopi tüpünü görüyorsunuz. Oogenez sonucu oluşturulan buradaki ovaryumda oluşturulan yumurtanın yumurta kanalına geçtiğini söyleyebiliriz. Korpus luteum evresi, ovülasyondan sonra folikülün yumurtalıkta da kalan bölümü içerisine yağ damlacıklarının dolması sonucu korpus luteum dediğimiz sarı cisim denilen bir yapı oluşuyor. Korpus luteumdan arkadaşlar, burası çok önemli, çok fazla miktarda progesteron, daha az miktarda ise östrojen hormonu salgılanıyor. Bu hormonlar endometriyumu uyararak embriyonun tutunması için hazır hale getirir. Bu süreçte endometriyumda kılcal damarların genişlemesi sonucu kan miktarı artar. Endometriyumun mukus salgısı artıyor arkadaşlar. Endometriyum kalınlaşır ve süngerimsi hale gelir. Şöyle düşünün, vücut şöyle düşünüyor. Mesela siz evinize bir misafir geldiğinde onu en iyi bir yatakta, en iyi yastıkta uyutmak istersiniz. İşte vücudunuzda da bebek gelecek düşüncesiyle endometriyum kalınlaştırılıyor. Progesteron sayesinde böyle puf gibi bir yastık olduğunu düşünebilirsiniz endometriyumun. Bebeğin rahat etmesi için, yani olası bir bebek durumunda oraya gelecek bebeğin rahatının düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Negatif geri bildirim oluşturuyor. Hipofizi ve hipotalamusu etkileyerek kanda LH, FSH salgısının azalmasına sebep olur. Anahtar bilgiye bakalım. Progesteron ve östrojen hormonları birlikte hipofizi ve hipotalamusu etkiler. Bunun sonucunda kanda LH, FSH salgısı azalır. Buna da negatif geri bildirim diyoruz. Döllenme olursa arkadaşlar, zigot oluşur. Hamileliğin ikinci haftasında plasenta gelişmeye başlar ve plasenta human coriona gonado tropik hormon salgılar arkadaşlar. HCG dediğimiz bir hormon salgılıyor. HCG korpus luteumun devamlılığını sağlayacak. Gebeliğin 5. ayına kadar korpus luteumdan çok miktarda progesteron, az miktarda ise östrojen salgılanıyor. Bu hormonlar arkadaşlar endometriyumu gebeliğe hazırlıyor. Gebeliğin ileri dönemlerinde plasenta progesteron hormonu salgılamaya başlar ve korpus luteum bozulur diyoruz. Menstruasyon evresine geldik arkadaşlar. Menstruasyon evresi döllenme olmaması sonucu uterus iç duvarının parçalandığı evre yaklaşık 5-6 gün sürer diyoruz. Eğer döllenme olmazsa korpus luteum 2 hafta içinde bozulur. Kanda progesteron ve östrojen seviyesi azalır. Bunun sonucunda endometriyum dokusu parçalanır. Uterusun parçaları ve döllenmemiş yumurta bir miktar kanla vajinadan atılır. Bu olayı arkadaşlar menstruasyon yani regl kanama dönemi diyoruz. Hipofizden bakın bir önceki konuşmamda söylemiştim. FSH salgısı baskılanıyordu çünkü
döngü tamamlanmalıydı. Şimdi döngü tamamlandı, yani bir gebelik gerçekleşmedi. Hipofizden yeniden FSH ve LH salgısı başlatılıyor. Böylece yeni bir döngüye de yol açılmış oldu. Döllenmenin olmadığı durumda bu değişimler periyodik olarak devam ediyor. Kanamanın birinci günü menstruasyon evresinin birinci günüdür. Bu dönemde ovarında yeni bir döngü başlar diyoruz arkadaşlar. Menstrual döngü evrelerinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi hormonlarla kontrol edilir. Bakın arkadaşlar, ovülasyon döneminde gördüğünüz gibi, ovülasyon dönemi hatırlarsanız 14. güne denk geliyordu. 14. günde gördüğünüz gibi LH seviyesinin maksimum seviyeye ulaştığını görebilirsiniz. Bakın östrojen dalgalı bir yapı gösteriyor. Progesteron, bakın ovülasyonun korpusitom evresine doğru geldiğimiz zaman ne olmuş? Daha fazla progesteron, daha az gördüğünüz gibi östrojen salgılandığını söyleyebiliriz. Vücut sıcaklığı menstrual döngüde değişimlere sahip. Bakın ovülasyondan sonra vücut sıcaklığının arttığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, hipotalamustan salgılanan GnRH hormonu hipofiz bezini uyarır. Hipofizden salgılanan FSH ve LH salgısı ovaryumdaki folikülleri uyarır. Foliküllerden biri gelişmeye başlar. Gelişen folikülden östrojen hormonu salgılanır. Bu hormon uterusu uyararak endometriyumun kalınlaşmasını sağlar. Östrojen aynı zamanda hipofizi uyararak FSH'ın azaltılmasına da neden olur. Burada yine bir ilerleme görüyorsunuz. Devam edelim. Hipofizden salgılanan LH gelişen folikülü uyarıyor arkadaşlar. Ovülasyon gerçekleşiyor. 6 numaralı olayda burada görebilirsiniz. Ovülasyon gerçekleşiyor. Yani gelişen folikülde oluşan yumurta, yumurta kanalına atılır. Folikül ovülasyondan sonra korpus luteuma dönüşür. Korpus luteumundan salgılanan progesteron hormonu hipofizi uyararak LH salgısını ne yapar? Baskılar diyoruz arkadaşlar. Progesteron uterusu uyarır. Bu hormon endometriyumun kalınlığının artarak korunmasını sağlar diyoruz. Evet arkadaşlar, sorumuzla devam ediyoruz. Östrojen hormonu dişi üreme sisteminde hangilerini etkiler diye sormuş. Östrojen hormonu arkadaşlar dişi üreme sisteminde fallopi tüpünü etkiler. Çünkü östrojen hormonu sayesinde ovülasyona yardımcı olur. O yüzden cevabımız yalnız 2 olmalı. Diğer sorumuza bakalım. Diş üreme sisteminde olayların gerçekleşme sırasını yazınız demiş arkadaşlar. Burada gerçekleşme sırasını sorduğu için 1-2-3 şeklinde. Çünkü önce hipofizden FSH salgılanmalı, sonra FSH etkisiyle foliküller gelişmeli ve gelişen foliküllerden östrojen salgılanmalı. Sonrasında korpus luteum evresi gelmeli. Korpus luteumdan da progesteron salgılanmalı ki herhangi bir gebelik durumunda bireyin oluşturacağı embriyonun sağlıklı bir hayat, yaşam döngüsü orada doğuma kadar kendini geliştirmesi sağlansın diye. Evet, diş üreme sistemiyle ilgili bazı kavramlar aşağıda verilmiş. Bu kavramlarla ilgili boşlukları dolduralım. Diş üreme sisteminde ovaryumda bulunan foliküllerden biri hipofiz bezinden salgılanan FSH etkisiyle uyarılarak mayoza devam eder. Gelişen folikülden salgılanan östrojen hormonu uterusu ve hipofizi uyarır. Uterustan mitoz bölünmelerle bir önceki döngüde tahrip olan endometriyum tabakası onarılır. Hipofizden salgılanan LH etkisiyle folikülden ikinci oosit fallopi tüpüne aktarılır. Bu olaya ovülasyon yani yumurtlama denir. Folikülün kalan kısmı yağ depolayarak korpus luteum yani sarı cisim yapısına dönüşür. Korpus luteum salgıladığı progesteron ve östrojenle uterus iç duvar kalınlığının korunmasını sağlar. Döllenme olmazsa korpus luteum körelir, östrojen ve progesteron hormonu azalır. Uterus endometriyum tabakası parçalanır. Döllenmemiş yumurta yani ikinci oosit bir miktar kan ve doku sıvısıyla vajinadan dışarı atılır. Bu olaya menstruasyon yani regl dönemi diyoruz. Evet arkadaşlar, diş üreme sisteminin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.